Merhaba arkadaşlar, şu an fotoğrafın orijinalini görüyorsunuz. Hiçbir şekilde Photoshop yok, orijinal. Size nasıl doğal makyaj yapılır? Bunu da ben bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Size de bildiklerimi aktarmak istiyorum. You Can Makeup uygulamasını kullanıyoruz şu an tam olarak. Sırayla yapalım ağız kısmından. Hatta direkt yüzden başlayalım. Yüzden direkt hepsinden teker teker başlayacağız. Sondan başa doğru gelelim. Lekeleri kaldıralım. Gördüğünüz gibi aradaki farkı yakınlaştıralım. Lekeler çok küçük, ufak tefek zaten. Onları kaldırıyor. Ben kontür allık falan kullanmıyorum. Zaten doğal görünümünü çok bozmaya gerek yok bir fotoğrafın. Kapatıcı da kullanmıyorum. Fondöten, evet, fondöten kullanıyorum. Fondöteni de cilt tonumun bir tık açığını kullanmayı tercih ediyorum. Fondötende de normal hayatta zaten öyle kullanıyorum ama çok fazla fondöten kullanmadığım için gerçek zamanlı fotoğraflarımda da haliyle o kadar fondöten yok. Şu an eski ve yeni halini görüyorsunuz zaten. Sadece bir fondöten farkı var. Evet. Sonra buruna geçiyoruz. Burun sadece şöyle hafif kenarlarına bakın. Aradaki farkı şöyle göstereyim size. Şöyle uzaklaştırayım. Bu şekilde. Şunlarla uğraşmıyorum arkadaşlar. Çok ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ama bence köprü özelliği falan gelmesi iyi olmuş. Şöyle ayarlanabilir aslında. Ama yok ya, bununla uğraşmaya gerek yok şu an. Yüz biçimlendirici. Biraz yapabiliriz. Şöyle bu genişletiyor herhalde. Şu daraltıyor. Çok da uğraşmaya gerek yok aslında. Evet. Eski ve yeni hali. Evet. Bu orijinali. Bu yaptığım hal. Zaten amacımız doğal sağlanmasıydı. Pardon. Hala iPhone'u öğrenemedim. Evet. Yumuşatma. Biraz. Evet. Gördüğünüz gibi hepsini kullanmadık. Kullandıklarımız leke, fondöten, burun güzelleştirme, kenarlarından hafif bir makyaj ve yumuşatma oldu. Şimdi ağza geçiyoruz. Ben buradan doğal olsun diye matı kullanmayı tercih ediyorum. Matta da mat bir soft ruj kullanmak her zaman tercihim. Şöyle doğal görünümlü. Evet, gördüğünüz gibi. Daha açık bir ton kullanmayı tercih ettim şu an. Daha güzel oldu bence. Sadece ruj rengini değiştirdim. Ama burada dudak biçimlendirme, gülümseme, diş beyazlatıcısı konuşamadım. Diş beyazlatıcısı da var. Ama şu an fotoğrafta kullanmaya gerek yok. Burada bir göz, evet, göz konusuna geleceğiz. Önce bir sıfırlayalım. Eyeliner kullanalım, şablon. Ah, yeni gelmiş ama çok çok makyaj. Evet, bunu kullanırsak şayet çok fazla makyaj olacağı için ben genelde sadece şunu kullanıyorum. Buradan gözü ayarlayalım. Gözün görünümünü. Şuralardan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında tam göz bebeğinin üst ve alt kısmında orantılı olarak böyle düz bir çizgi olacak şekilde ayarladığınızda aslında tam ayar sağlanmış oluyor. Mesela şu anda yine bunda da yapmış olduğum gibi göz ayarını. Evet. Tamam. Tabii bunun
çok doğal bir görüntü sağlamadı. Ben şahsen şöyle hafif, kendim çok eyeliner kullanamadığım için sadece kendi sürdüm eyeliner'ı, çok hafif böyle düzeltecek şekilde. Çok hafif. Evet. Biraz daha düşürelim. Evet, çok doğal görüntüyü bozmadan. Evet, bu şekilde. Kirpik falan kullanmıyorum. Biraz da kaş farını renklendirme kısmını kullanıyorum. Burada da yine kaşları düzeltiyoruz. Arkadaşlar tüm yüzde bir düzeltme butonu var zaten. Hani size uygun olmayan kısımları, mesela bir hafif bir kayma olduğu zaman sol üstteki yüz işaretine tıkladığınızda orayı zaten düzeltebiliyorsunuz. Biraz ekran parlaklığını artıralım, daha net görebilmek için. Evet. Burada göz torbası ihtiyacımız olan bir şey. Ben çok concealer kullanmadığım için bunu genellikle kullanıyorum. Çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum gerçekte. O yüzden bu uygulamadan hafif düzeltmeler. Buradan çok canım sıkıldığı zaman göz renklerini evet denediğim olmuştur. Mesela şu an mavi deniyoruz. Çok olmadı. Hatta hiç olmadı. Çok komik oldu. Ama buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Ben çok komik olduğu için renk şeyini düşürdüm. Yeşil. Ne, hepsini deneyelim. Biraz açtım renk butonundan çünkü tam net görünmüyor. Buradan yine arkadaşlar gözü ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Mavi. Eyeliner'ı kaydırdık. Bir saniye düzeltelim hemen. Ups. Şu göz bebeğine düzeltiyorsunuz da. Bunu da kaydırdık. Tamam. Sanırsam oldu. Rengi biraz daha düşürelim. Çok abartmaya gerek yok. Biraz daha düşürelim. Evet. Buradan siyah falan filan. Siyah nasıl olacak? Çok merak ettim. O siyah değil, griymiş. Kırmızı. Kırmızı çok kırmızı gibi olmadı ama. Buradan gördüğünüz gibi şunu da çok merak ettim ya. Turkuaz gibi. O çok abartmaya gerek yok. Benim buradan en çok beğendiğim yine ya bu ya da şu yeşil olabilir. Yeşil daha doğal durdu. Buradan bir de boyutlarını falan göz bebeğinizi konuşamadım. Göz bebeğinizi büyütüp küçültebiliyorsunuz yine. Evet. Ben bunu kullanmayacağım. Sadece göstermek için girdim. Parlaklaştır göz bebeğinizi, yine matlaştırıp parlaklaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet soft bir makyaj oldu. Çift göz kapağı. Bu aslında son zamanlarda evet sevmeye başladım bunu da. Kullanmaya başladım ama buradan yine kendinize göre ayarlıyorsunuz. Yine böyle koyulaştırıp rengini ayarlayabiliyor muyuz acaba? Onu merak ettim şu an ama renk ayarı yok sanırım. Saça gelelim arkadaşlar. Saç. Evet. Ombre falan yapıyor kafasına göre. Ama bunlar tabii ücretli olan uygulamalar. Oh, sarı böyle oluyormuş. Hiç, iğrenç. Hiç tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben esmerlere kesinlikle sarı yakıştırmıyorum. Ay. Çok 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 çirkin oldu. Aşırı parlaklığı düşürelim. Rengi de azaltalım biraz. Abartmaya gerek yok. Ben genelde mavi ve kızıl tonlarını kendime yakıştırıyorum. Şu tonlarda olabilir. Şöyle sırayla deneyelim bakalım. Evet. Burada bayağı bir fazla renk seçeneği var. Canınız sıkıldığında buradan ya da saçınızı boyatmadan önce diyeyim. Evet, şu an orijinal renginde güzel.
Buradan saç stili de var aslında. Saç stillerini de deneyebiliriz. Ay şunu bir saniye ombreyi bir kaldırabilir miyiz? Ve orijinal rengine dönmek istiyorum. Buradan yine bu saçları deneyebiliyorsunuz. Tabii benim saçım açık olduğu için bu iğrenç oldu. Topuz tutam. Bunları böyle teker teker bunları indirelim bakalım ne olacak. Nasıl model bunlar? Bir bakalım. Oo, bu fena değilmiş. Toplasaymışım, denermişim. Tam sevdiğim tonlar. Buradan yine herhalde saç rengini değiştirebiliyorsunuz. Sarışın. Fena değil. Bunlar tabi bu şekilde ekrana dokunarak yüzünüze doğru bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Konuşamıyorum arkadaşlar. Çok komik oldu. Gerçekten çok aşırı. Ama burada amaç eğlenmek zaten. O pembe bebek. Bunu beğendim. Bunu deneyeceğim şimdi. Saçımı toplayıp denemek lazım bunu. Gerçekten arkadaşlar. O erkekler için de seçenekler var. Bayağı çoklu bir programmış. Bunu erkekler de kullanabiliyormuş arkadaşlar. Şu an birlikte keşfettik. Şuradan erkek saç modelleri kendi üzerimde deniyorum. Çok değişik aslında. Kızlar da kullanabilir. Değişik. Aslında saçın böyle olsa nasıl olurmuş? Rengini şöyle değiştireyim. Diğerlerine bakalım. Oo. Güzel. Kaki kendime hiç yakıştırmadığım bir şey. Şöyle kendimizi biraz Ruslara benzetelim. Ve saçları olabildiğince esnetiyoruz. Esnetiyoruz. Ve kendi doğal saçını görünmek denemeyiz. Yarın bir duruşmam var. Hakim olarak görev yapacağım ve böyle saçma sapan mahkemelerde takıyorlar ya, onlara ben bu kadar stil varmış. Aslında daha fazla yok mu? Şuradan bakalım mağazasından. İndirmeye çalışalım varsa değişik. Ooo kek falan. Bunları indirelim. Ben teker teker deneyelim. Bakın yeni bir şey keşfettik. Nereden girmiştik? Buradan saça girdik önce. Baştan anlatalım. Bunu sıfırlayalım. Saçını da sıfırlayalım. Kendi stilimize bir dönelim. Sonra şuraya bastık. Buradan topuzu indirelim. Gökkuşağı komik olabilir. Onu indirelim bakalım. Bunlar inmiş zaten. Tümüne bakalım. Yeniler. Nilüfer. Zerafet. Arı kovanı. Ombre. Fantezi. Öncü. Becerikli. Romantik. Tatlı. Bunları indirdik. Üst. Teker teker işte rastgele indiriyoruz şu an. Leylak. Hop. Güzelmiş bu. Bakalım Elsa. Komik olabilir. Şehirli. İsme bak. Şehirli. Ne farkı var? Erkekler için modelleri görüyorsunuz. Yine bunlara da bir göz atalım. Ne fena değil. Üst. Bu neymiş? Evet. Bayağı bir model var. Yüz boyası. Allah Allah. Yok ya bunlar çok komik olsa gerek. Eyelinerlardan şunları indirelim. Teker teker deneriz. Bunlar güzele benziyor. Tam benlik bir şeyler bunlar. Bunların hepsini indir. İndir indir indir. Ne var ne yok indir. Oo bu kötüydü. Bunu niye indirdim ben şu an pişmanım. Neyse. Evet. Başka ne indireceğiz? Oo mağazadan çıktık yanlışlıkla. Bir saniye. Saç. Orji. Mağazadan çıktık. O neredeydi mağaza? Şu an mağazayı kaybettik arkadaşlar. Bulamıyorum mağazayı. Mağaza iflas etti herhalde. İflas ettirdik. Başardık bunu. Heh, buldum.
Evet. Başka ne indirebiliriz? Dudak resmi. Onu geç. Göz farı. Aa, güzel pembe. Bunu indirelim. Parlayan yıldız. Şeftali. Şeftali severim. Ice Ice Baby. Kayısı parıltısı. Güzel. Konuşamıyorum. Bugün ben konuşma yetimi kaybettim. Gerçekten. Bayağı bir konuşamaz oldum ama neyse, eyeliner bunu indirdik az önce. Kirpikler. Kirpik çok kullanmıyorum ama doğal varsa indirelim. 2-3 tane. Şu berbatmış, güllü gibi olan. Başka gözlük. Bunu hiç denemedik. Şimdi indirip bence deneyelim. Komik olabilir. Pembe. Pembeyi indirelim. Tümü. Başka neler var? Şuna bakalım bir. Şuna bakalım. Leoparımsı olanı da indirelim. İnmiyor. Şunu ve o inmiş zaten. Hiç kullanmadım. Şimdi deneyeceğiz bunları. Üst ne farkı var acaba? Üst çerçeve gibi bir şey mi? Saç bandı sevmem. Aksesuar hiç kullanmadım. Kalsın bunlar. Tekrar dönüyoruz. Buradan ne indirmiştik biz? Yine unuttum. Şu yeni eyelinerları bir deneyelim bakalım nasıl oluyor bunları. Ha, bu doğal olabilir. Bunun çok bir kaydırmasyon yaşamışım. Az önce olan olay, düzeltememişim. Evet, şu an düzeldi sanırım. Teker teker bir deneyelim, bir sona çıkartalım. Güzel. Başka ne indirmişim? Kırmızılar vardı, şu renkleri. Oo, vay be. En sevdiğim bu oldu, en doğal görünümlü. Evet, bu benim favorim şu an, bu kalsın. Biraz düşürelim. Orijinal haline dönelim bakalım. Şu an bu şekilde. Sonra deneyecektik. Evet. Şunu bir normal alalım. Saç stili. Gökkuşağı, evet. Of, harika. Tam benlik. Düz baksaymışım ve saçlar toplu olsaymış. Siyah gibi gezerdim ortalıkta. Uşak. Topuz, topuz güzelmiş. Wow. Wow, wow, wow. Kendi saç rengime, aslında bunun saç rengini düzelsem harika olacaktı. Keşke bu da aynı renk olsa. Aslında buna yakışır bir renk olsa kalabilir ama nasıl? Bunun rengine nasıl uyduracağım? O da var şimdi. Bu da sıkıntı. İşte bu biraz yakın oldu sanki. Aa, evet, buldum. Buldum arkadaşlar. Buldum. Şu an çok mutluyum. Bir dakika ya. Bunu saç stili. Bunu düzeltmem lazım. Biraz şöyle esnetmem lazım. Beceremiyorum şu an. Aa, beynim durdu. Heyecanlandım şu an. Çok beğendim. Neden yapamıyorum? Neden yapamıyorum şu an? Bunu neden yapamıyorum? Bir söyler misin sen? Oldu sonunda da. Üst kısmı olmuyor. Şimdi oldu. Evet. İşte bu. Bayıldım. Evet, bu kalsın. Acaba kaç kişi yiyecek bu numarayı? Instagram'a atıp acaba keklesem mi milleti de? Sanmıyorum yiyeceklerini. Saç rengi. Buradan biraz daha koyu, şöyle biraz parlak olsa. Şu olsa acaba biraz benziyor mu? Yok, az önceki daha benziyor. Evet, bu bütünleşti bu saçla. Evet. Orijisine gidiyoruz. Değişime bakın. Şu an resmen işsizlik. Aksesuarda biz ne indirdik? Gözlük. Gözlük tabii böyle olmaz. Bunu ayarlamak lazım.
Bu gözlük böyle olmaz. Pembe harika olur. Tam var ya. Tam moda uygun bir gözlük de. Nasıl olacak? İşte bu. İşte bu ama düz baksan tam olacak. Ama şu an düz bakmadığım için bunları bu şekilde komik bir şekilde deniyoruz. Konuşamıyorum. Bugün mağdur görün. Bunu çok beğendim. Bir de bu çok harika ama şu an yapamıyorum. Evet, pembe nasıl olacaktı? Pembe de güzel. Pembe tam uyumlu aslında ama olmuyor. Nasıl olurdu? Hepsini beğendim. Hepsi güzel. Bir düz baktığım fotoğraf seçeceğim birazdan. Bence ona daha harika olacak gibi duruyor. Şu kalsın dalgasına şu an. Olmuyor. Bu nasıl olurdu? Yan baktığınız fotoğraflarda gözlük kullanmayınız arkadaşlar. Olmuyor. Gözlük pes. Şunu bir kere bir ele. Bu küpe olmuyor. Bir tane olsun. Tam kokoş. İğrenç oldu. Beğenmedim. Küpeleri ele. Küpe istemiyoruz. Saç bandı nasıl olur? İğrenç. O tam günümüze uyarlı. Evet, maske. Bunda maskesini çıkarmışlar. Evet. Olması gerektiği yerde maskemiz. Ama hayır, şu an lütfen maske olmasın. İğrenç ya, resmen çok kötü. Evet, bunları da tavsiye etmiyoruz. Bunları da eliyoruz. Şapka bakalım. Maybe ihtimal olabilir. Şapkaları da indirelim bakalım. Ya buradan ayarlayabiliyorsun yine aynı şekilde. Fena değil. Başka neler varmış? Güzel ama bence bu şekilde kalsın. Evet. Harika oldu arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bayağı bir uğraştık. Şuradan kirpik hiç kullanmadık. İndirmiştik şöyle. Kirpikleri de göstereyim son haliyle. Kirpikleri de şöyle. Çok kareye götürürseniz böyle çok belirgin oluyor. Çok aşağıdan yaptığınızda daha doğal durur. Şöyle mesela orijinal haline bakın. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Şuradan kaydım.